Haydi bakalım güzel insanlar. Bu videoda da kişisel sosyal rehberliği bitirelim. Sonra bizim için biraz daha önemli, daha geniş bir konu arkadaşlar. Mesleki rehberliğe başlayacağız. Şimdi aslında yaşam becerileriyle ilgili bir şey olduğunu söylemiştim. Kişisel sosyal rehberin ya da yeni adıyla sosyal duygusal rehberlik. Hocam nasıl tanımlayabiliriz? Mesela bazı kaynaklarda şöyle hoş tanım görüyorum. E, bireylerin kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan <laughs> rehberlik hizmetleri diyorum aman ne kadar açıklamayıcı olmuş. Aslında şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bireylerin sosyal ilişkilerinden, duygu ve davranışlarından kaynaklı problemlerinde, sosyal ilişkilerinin duygu ve davranışlarından kaynaklı yaşamış oldukları problemlerde, ihtiyaç duydukları hizmetlerdir. Burada bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum arkadaşlar. Sosyal ilişki. Bir de dedik arkadaşlar? Duygu dünyalarındaki problemlerden. Özellikle sosyal ilişkinin altını bir çizelim arkadaşlar. İnsanların diğer insanlarla yaşadıkları ilişkilerden kaynaklı yaşadıkları bir sorun varsa arkadaşlar aklımıza öncelikle kişisel sosyal ya da sosyal duygusal rehberlik gelsin. Hemen somutlaştıralım. Mesela sınav kaygısı konuşurken şöyle bir şey demiştim hatırlıyorsanız. Ee, bir çocuk sınavda süreyi yetiştiremiyor. O yüzden kaygılıyım. Yardımcı olun. Cevap neydi? Eğitseldi. Ama bu sınavda başarısız olsam anne babamın yüzüne bakamam. Kimse beni sevmez. Ailem beni tembel olarak görür. Aile ilişkilerinde bir sorun var. Kaynaklarda sosyal ilişkiler. O zaman cevabımız arkadaşlar kişisel sosyal rehberlik olurdu. Mesela şöyle bir soru kullansa da çok ortaya olurdu ama mesela bir çocuk meslek seçimi konusunda ailesiyle sorun yaşıyorsa. Mesela bir öğrencimiz dese ki hocam ben konservatuvar etmek istiyordum. Kararımı verdim ama ailem bana baskı yapıyor. Mühendislik okumamı istiyorlar. Şimdi bu çocuğun tabii ki mesleki rehberlik tarafı da var ama daha çok çalışmaların burada olması gerekiyor. Çünkü çocuğun temel problemi aslında babasıyla ilişkisinde, meslek seçiminde değil. O yüzden sosyal ilişkilerinden, duygularından, düşüncelerinden kaynaklı bir sorun yaşıyorsa cevabını arkadaşlar kişisel sosyal rehberlik olmalı. Hemen ne tür çalışmalar arkadaşlar? Hızlı hızlı bakalım. Onlardan iki arkadaşlar benlik gelişimi. Hemen önceki videolardan iletişimi hatırlayın. Bir çocuğun öz saygısıyla ilgili bir sıkıntısı varsa, e, benlik algısı gerçekte tutarlılık değilse, düşük öz saygı ya da aşırı yüksek öz saygıya sahipse çalışmalar burada arkadaşlar. Bir diğeri aile ve sağlık sorunları bir çocuk ailesinde yaşadığı sorunlardan kaynaklı olarak rehberlik hizmetine, servisine ihtiyaç duyuyorsa, bir çocuk sağlığında yaşadığı sorunlardan dolayı bir rehberlik hizmetine ihtiyaç duyuyorsa arkadaşlar cevabımız yine kişisel sosyal rehberlik olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, yine önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar e, cinsiyet rolleri diyelim. Ki biz iki tür cinsiyet rolünden bahsederiz. Toplumsal ve biyolojik bizim için hangisi önemli arkadaşlar Tabii ki biyolojik cinsiyet önemli toplumsal cinsiyette bir alıp veremediğimiz yok arkadaşlar toplumsal cinsiyet şu demek Aslında toplumun kadın ve erkek olmaya yüklediği anlamla ilgili arkadaşlar İşte erkek ağlamaz kadınlar gülmez. Bu bir toplumsal cinsiyet yargısıdır. Ki bizim oldukça yaygındır. Bütün toplumda bir erkek ağlıyorsa neyin göstergesidir? Zayıflığın, acizliğin göstergesidir. Bir kadın herkes içinde gülüyorsa da basitliğin, hafifliğin göstergesidir. İşte bunun arkadaşlar toplumsal cinsiyet rolleridir. Rehber açısından doğru değil ki kariyer danışmanında mesleki rehberlikte de benzer şeyleri arkadaşlar söyleyeceğim. Ama bir şeyin altını çizelim arkadaşlar. Bizim toplumumuz Erkek egemeni toplumdur Bizim toplumda insanlara at verilen Erkeksi özellikler iltifattır, Ama insanlara at verilen kadınsı özellikler Hakarettir arkadaşlar Hatta bazen anneler kızlarıyla övünürken Şunu bile der, diyorlardı bana Hocam biz kızımızdan çok memnunuz Niye? Hocam maşallah erkek gibi ben dedim anlamıyorum yani bıyıkları, sakalları falan mı çıkıyor erkek gibi derken falan. Yo yo hocam o anlamda demiyor. Hangi anlamda diyorsun yani erkek gibi kız ne demek? Kadın kadın gibi olsun erkek de erkek gibi olsun. Biyolojik yapımız neyse kimsenin arkadaşlar ona bir itirazı yok. Yine bir yaşantımı paylaşayım. Bir senesi e, mesleğimin ilk yılları bir psikolojik danışma arkadaşımızla odayı beraber paylaşıyoruz. Aynı odadan paylaşıyoruz. Bir 8. sınıftan ya da 7. sınıftan ortaokulda çalışıyoruz çünkü bir kız öğrencisiyle görüşmesi var arkadaşlar. Tabii ki dinlemedim görüşmeyi ki etik de olmaz ama görüşmeyi sonlandırırken sesi biraz yükseldi. İster istemez kulak misafiri oluyoruz. Kıza dedi ki: "Şimdi bana erkek sözü vermeni istiyorum." dedi. Neyse ben de tabii ki dedim ki hocam bence sadece söz verse yeterli olur. Bir pas atayım arkadaşımıza dedi Hayır Selim hocam dedi. Erkek sözü verecek. Ne demek erkek sözü? Yani kadın sözünde durmuyor, erkek sözünde duruyor. Aslında bakın farkında olmadan kullandığımız bu tür ifadeler toplumda belki cinsiyet ayrımcılığın, belki de taciz davranışlarının Temel neden olabiliyor. Yine bizim ülkemizde çok yaygındır. Tabii ki çıkış noktası bu anlamda değil ama günümüzde kullanıldığı anlam gerçekten de ürkütücü. Mesela Anadolu'da bir e, güzel ve genç bir kadın gördükleri zaman, bekar bir kadın gördükleri zaman genelde şu söylenir: Maşallah çok güzel. Allah sahibine bağışlasın. Ne demek Allah sahibine bağışlasın? Daha? Yani demek ki bu kadının bir sahibi olmalı. <laughs> Kendi başına mutlu olma şansı yok, ayakta durma şansı yok. Ha erkekler için ne diyoruz? Vallahi çok iyi bir. Allah gönlüne göre versin. Ona gönlüne göre versin. Buna Allah sahibine bağışlasın. Aslında bakın bir şey de gözden kaçırıyoruz. Genelde bu tür erkek egemen toplumlarda erkeğin çok avantajlı olduğunu, bundan kaynaklı işte huzurlu, mutlu olduğunu düşünürüz. Hayır. Bu tür ayrımcılık erkekleri de çok mutsuz eder arkadaşlar. Mesela o yüzden mesela bir erkek terk edildiği zaman ya da kadın boşanmak istediği zaman erkek için çok büyük travma oluyor. Değil mi? Niye? Ben onun sahibiyim. E başka bir ilişkiye başlamaya kalktığıma gidip işte kadın cinayetleri işlenebiliyor. Bunlar arkadaşlar mümkün olduğu kadar kullanmamak. Bunlardan arkadaşlar uzak durmak gerekiyor. Altını özellikle çizeyim. Yine bir yaygın bir toplumsal cinsiyet yargısı da nedir arkadaşlar? İşte kadınların zeki olmadığı, çok boyutlu düşünemedikleri. Kadınlar soyut düşünmede başarısızdır. Daha çok duygularla düşünür, duygusal hareket ederler. O yüzden arkadaşlar çok fazla kadınlardan bilim insanı çıkmıyor. Hep erkekler. O yüzden bilim adamı olarak kullanıyoruz falan filan. Tabii ki gerçekte e, biyolojik yapımızda böyle bir şey var mı arkadaşlar? Tabii ki yok. Bu ne ile ilgili işte arkadaşlar? Bir önce konuştuğumuz toplumsal cinsiyetle. Kadına sunduğun imkanlarla erkeğe sunduğun imkanlar bir değil. Türkiye için de birçok toplum için. Yani Avrupa'da orta çağda bilimle sanatla uğraşan kadınları cadı diye yakmışlar. E nasıl bilim ve sanat insanı çıkabilir ki? Dolayısıyla bunlar arkadaşlar toplumsal cinsiyetle ilgili. Ha biyolojik yapımızda farklılıklar var mı? Tabii ki farklılıklar var. Son dönemde çok sevdiğim alanlardan bir tanesi nöropsikolojidir arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlarımız vardı belki. Ha ne diyor nöropsikoloji? İnsandaki her şeyin ölçütü beyinde. Sinir sisteminde, hormonlarda falan filan. Mesela ne bileyim bir ara makalede okumuştum tabii ki ne kadar doğrulandı yanlışlandı bilmiyorum ama insanlardaki mesela cinsel sapkınlıkların profontal korteks dediğimiz ön lobdaki kılcal damar çatlamalarına bağlı <laughs> olduğunu e, söylüyorlar. Bir seminerinde bunu paylaştım. Öğretmen arkadaşımız da bir dedi ki Pardon hocam dedi. O dedi ardamarı olabilir. <laughs> Dedim ne bileyim olabilir. Biz Türkler olarak insanda ardamarı diye bir şeyin olduğunu bulmuşuz. Onlar da yerini bulmuşlar. Profondan demiş insanın ardamarı. Yine bu ekip şunu da merak etmiş. gerçekten de söylendiği gibi kadın ve erkek arasında bilse kapasite yönünde bir farklılık var mı? Çok uzun süre ciddi çalışmalar yapmışlar. Anlamı fark bulamamışlar. Zaten artık şunu biliyoruz. Beynin büyüklüğü ile zeka arasında, bilse kapasite arasında bir ilişki yok. Beynimizin ne kadar kıvrımlı, ne kadar çirkin olduğu ile ilgili zeka düzeyimiz arkadaşlar. Bırakın erkeklerde fazlalık, kadınlarda fazlalık konuşlar. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Temporal korteks dedi. Yanlış hatırlıyor Konuşma bölümü arkadaşlar. Kadınlarda biraz daha büyük olduğunu bulmuştu arkadaşlar. Kadınların dil kapasitesi daha iyi. İki grup açıklama yapmış. Bir grup demiş ki işte kadınlar daha çok konuştukları için, konuşmaya daha dönük oldukları için ilgili bölümü gelişmiştir. Bir grupta demiş ki hayır, işte evrimsel süreç içerisinde kadının biyolojik donanımı daha güçlü konuşma konusunda. Ha bana ikinci yorum biraz daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Çünkü neden? Küçük çocuklarda bile dil gelişiminin kız çocuklarında çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani 3 yaşındaki bir kızla erkek çocuğu kıyaslayın. Dil gelişiminde kız çocuğu çok çok daha ileride. Mutlaka gözlemlemişsinizdir. Mesela markette gözlemeyin 3 yaşındaki bir kız çocuğu babasından çikolatayı nasıl ister? Anam her istediğini yaptırır kız çocuklara babasına var ya. Aman bir cilveler falan. ne diyor? Babacım babacım canım çok çekti de. Hani paramız varsa bana böyle bir küçük çikolata alır mısın baba? Lütfen ama diyor. Adam eriyor. Kızım mesela markete alıp 10 tane çikolata alıyor. Ucuna eriyor. Peki 3 yaşındaki bir erkek çocuğu nasıl çikolata ister? O kadar diyor. Çikolata ya. diyor. Ne istiyorsun oğlum? Çikolata mı? He! Allah'ım. <laughs> Tabii bu kadar anımsadıyız ama genel çerçeve bu arkadaşlar. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim. Tabii ki aramızda anne babalar vardır. Bir anne baba evlat ayırmaz. Mümkün değil. Ama genelde babalar kız çocuklarına, anneler de erkek çocuklarına biraz daha fazla düşündür. Neden? Çünkü yapı farklı. E baba bakıyor bıcır bıcır konuşan lütfen diye naz yapan çok tatlı bir şey var. Biraz daha düşün. Peki anne, er, anneler neden erkek çocukları daha düşündür biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü anne kıl çocuğuna baktığında ondaki üç kağıdı anlar. Cinliği anlar. Şuna bak der, babasını nasıl kandırıyor? Lütfen. <laughs> Sen nasıl kandırdın adamı? Sen de öyle kandırdın. Ama kadın, anne erkeğe bakınca oradaki saflığı görür. <laughs> diye çikolata isteyen bir saf var. O yüzden biraz daha düşkündür. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mamuk Volkan olabilir hani bu tespiti yapan. Ee, şiddet bir acizlik göstergesidir. Yani insan aciz duruma düş zaman şiddete başvurur. Eğer bir gün sınıfta öğrencinizi hakaret ederken ya da ki fiziksel temas hiç olacağını zannetmiyor ama böyle bir şeyde görürseniz bilin ki sınıfta aciz duruma düştünüz. Durumu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Vamuk Hoca da diyor ki kadınla erkek tartışırken her zaman kadın daha baskın çıkar. Çünkü daha komplike kadın. Erkek yani cevap veremiyor. Ha? Yok alıyor. Kadın geçmişten bahsediyor, 5 yıldan bahsediyor, onu bahsediyor. 2 yıl önce erkeğin yaptığı davranış anlatıyor. Onu oraya bağlıyor, çocukluğundan çıkıyor. Erkek kalıyor böyle. <laughs> Cevap veremeyince bir aciz durmadı. Şöyle bu sefer arkadaşlar fiziksel şiddete başvurabiliyor. Neyse arkadaşlar işin giyini bir tarafa bırakalım. Ne sınav açısından ne hayat açımızdan kadın erkek gibi bir ayrımcılığa gitmeyelim. Ha biyolojik yapımızda bir farklılık var. Ona için hiçbirimizin itirazı yok. Yok. Bir diğer arkadaşlar cinsel gelişim. Şimdi arkadaşlar e, şunu biliyoruz. Ya çocuklarımızın cinsel ilgili konularda bilgiye ihtiyaçları var. Doğru mu? Ya önümüzde iki yol var. Ya bu bilgiyi doğru bilimsel olarak bizlerden alacaklar. Ya da internette bir sürü saçma sapan şey öğrenecekler. E tabii ki bizden öğrensinler. Ama biz genelde bu konuda çalışma yapmaktan biraz intina ediyoruz. İşte aile okula, okul aileye, anne erkekse babaya, işte baba kızla, anneye. E çocuklar bir sürü saçma sapan şey öğreniyorlar. O yüzden arkadaşlar çocukların yaşına, seviyesine uygun olarak bu çalışmanın okulda yapılması gerekir. Ve bilimsel olarak da birlikte yapılması gerekir biz ne yapıyoruz? Bu tür çalışmalar eskiden yapılıyordu. Hala okullarda yapılıyor mu bilmiyorum. İşte kızları bir sınıfa alıyorduk. Bir tane kadın öğretmen. Erkekleri bir sınıfa alıyorduk. Bir tane erkek öğretmen. Ne yapıyoruz? Cinsel eğitim veriyoruz. İyi de ya bu çocuklar sonra bir araya geldiğinde konuşmuyor mu zannediyorsunuz? Bir sonraki ders hemen bir araya geliyorlar. Kız yanaşıyor. Ne anlattılar size? <laughs> size ne anlattılar? Gerek yok. Birlikte seviyesine uygun arkadaşlar çalışmalar yapmak çok çok daha mantıklı ama bizde biraz tabu olmuş cinsel gelişim. O yüzden korkuyoruz. Şunun Altını çizelim arkadaşlar. Cinsel gelişim dediğimiz ya yani en önemlisi çocuklara istismardan korunmayı anlatmaktır. Başka bir şey yok abi şey işte cinsellik deyince aklımda çok farklı çalışımlar geliyor. Hatta çok enteresandır. Dünyanın farklı yerlerinde hiç görmedim. Var mı bilmiyorum ama biz çiftleşen hayvanları bile taşlıyoruz ya. Mesela yaşadığım bir olayı paylaşayım. Bir senesi mersine bir çalışmaya gitmiştik. Ee, eski öğretmeni var Mersinler bilir çarşının merkezinde. Onun bahçesinde oturuyoruz çay içiyoruz falan. Orada iki tane kedi var böyle birbirine bir yanaştılar böyle bir mırnav yapacaklar. -re -re diye Ses çıkarıyorlar. İhtiyar beni taş attı bunlar. Alaksızlar dedi. ben <laughs> kedinin ahlaklısı nasıl oluyor? Evlenmeden olmaz falan diye. Ha, o yüzden arkadaşlar biraz bu konuda çekingen olmayın. Gerekli çalışmalar yapın. Çünkü çocukların bunlara ihtiyaçları var. Başka ne var arkadaşlar? İşte iletişim var. Değil mi? Bakın hep sosyal ilişkiler, diğer insanlarla bir arada olmayla ilgili. Önemli çalışma arkadaşlar öfke kontrolü. Şimdi öfke kontrolü derken de biz bir şey yanlış anlıyoruz. Diyor ki ya Selim hocam senin öfke kontrolünüz iyi hiç sinirlenmiyorsun. Hayır sinirleniyorum. İnsan sinirlenir. Öfke canlıya özgü bir şeydir. Kedi de sinirleniyor. İki kere önünden mama üçüncüsünde tırmalıyor seni. Öfke aslında bizim egomuzu koruyan bir ee, tepkimiz diye. Burada öfke kontrolü öfkelenmemek değil. Öfke kontrolü öfkenin saldırganlıktan uzak ifade edilme biçimidir. Bakın saldırganlık bir davranıştır, öfke bir duygudur. Biz çok fazla duyguların kontrolünden değil aslında. Davranışların kontrolünden bahsediyoruz. Evet ben öfkelendim. Ama bu öfkemi sana kendime çevirme zarar vermeden nasıl ifade edebiliriz? İşte arkadaşlar öfke kontrolü bunun adıdır. Yine arkadaşlar farklı birçok çalışma yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle davranış bozuklukları diyelim. Yukarıda da söylemiştim zaten. Şimdi tek tek hepsini yazmıyorum. Sigara kullanma, madde kullanma, kavga etme, o ne bileyim okuldan kaçma. Vandalizm dediğimiz arkadaşlar nesnelere eşyalara yönelik saldırganlık, alt ıslatma, tırnak yeme aklınıza ne geliyorsa bir davranış bozukluğu patolojisi görüyorsanız yapılacak çalışma sosyal duygusal rehberlik kapsamında. Tırnak yeme bir çocuğa yapılacak çalışmalar neyi kapsamındadır? Ve sosyal duygusal rehberliğin kapsamında işte intihar burada, istismar burada daha çok bir şey yazabiliriz arkadaşlar. Yine kaygı bozuklukları diyelim arkadaşlar. İçine tabii ki sınav kaygısını da alır ama daha çok işte hayatla ilgili bir kaygısı varsa, insan ilişkilerinde kaygı duyuyorsa yine arkadaşlar bunun kapsamında. Önemli çalışma arkadaşlar sosyal beceri. Yani kavram olarak bilmekte fayda var. ÖSYM kullanıyor. Nedir sosyal beceri arkadaşlar? Sosyal beceri etkili ilişki ve iletişim kurabilme yeteneğidir. Etkili ilişki ve iletişim kurabilme yeteneği. İşte selamlaşma olabilir, dalga geçmeyle başa çıkma olabilir, zorbalıkla başa çıkma olabilir. Ya yani bir insan ilişkilerinde saldırgan ya da çekingen pasifse sosyal beceriye ihtiyacı var. Benim soru beklediğim yerlerden bir tanesi arkadaşlar psikolojik sağlamlık. Son yılların önemli kavramlarına bir arkadaşlar psikolojik sağlamlık. Nedir psikolojik sağlamlık? Onu da altını çizeyim. Olumsuzluklar karşısında çabuk vazgeçmeme, kolay toparlanabilmedir psikolojik sağlamlık. Ne ki bizim genelde psikolojik sağlamlık düzeyimiz çok düşük arkadaşlar. Yani şöyle e, düşünebiliriz. Artık hayatımızda problemler, sorunlar, travmalar mümkün değil yaşanmak mümkün değil. Hepimiz yaşıyoruz. Ha son yıllarda biraz da o çocukluk travmalarını çok abarttık. Herkes için demiyorum ama bazen kişiler böyle olumsuz davranışlarına, tembelliklerine birçok şeyi çocukluk travmalarını bahane etmeye başladılar. Benim çocukluk travmalarım var. E hepimizin var. Ne yapalım yani? Bunlar hani bugünün olumsuz davranışları için bir bahane olmamalı ama bunlara karşı bunlar durumda bazı insan kolay toparlanabiliyor. Hepimiz kayıp yaşıyoruz. Hepimiz ne ayrılıklar yaşayabiliyoruz. Ama kimi insanlar kayıp ya da ayrılıktan sonra çok uzun süre hayata küsüyor. Kim insansa çabuk hayata dönebiliyor. İşte bu psikolojik sağlamlıkla ilgili. Kolay ayağa kalkabiliyorsanız, toparlanabiliyorsanız psikolojik sağlamlıktır. Çok son dönem yapılan çalışmalar şu var. İnsanların psikolojik sağlamlıkları arttırılabilir. Birçok şeyi var arkadaşlar. yine önemli çalışmamız arkadaşlar akran zorbalığı son yıllarda çok fazla yaşıyoruz arkadaşlar. Yapılan araştırmalar üç çocuktan birinin hayatının bir döneminde zorbalığa maruz kaldığını gösteriyor. Ve gerçekten de çocukların kişilik gelişimlerine çok zarar veren şeydir. Nedir zorbalık tanımlayacak arkadaşlar? Şunu unutmayın. Daha güçlü olanın, güçsüz olan üzerinde sürekli güç kullanması gelişimine zarar verecek davranışlarda bulunmasıdır. Ha ben bir şey zorbalık diyebilmem için bir, kasıtlı ve sürekli olacak. Bakın bir şey bir kere oluyorsa saldırganlıktır. Bir davranış bozukluğu var. Bak yine rehberliğe ihtiyaç var. Bu önemsiz değil demiyorum. Çok ciddi çalışmalar, tedbirler, idari, disiplin, polisiye, psikolojik tedbirler almamız gerekiyor saldırganlık karşısında. Ama zorbalık tanısı sağlanıyor. Güç dengesizliği olacak, süreklilik olacak ve gelişimine zarar verici bir davranış olacak. Fiziksel olabilir, duygusal olabilir, cinsel olabilir, Aklınıza ne gelebiliyor? Bilgisayar. Dolayısıyla şöyle neden hocam bir kere de olmuyor derseniz şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki arkadaşlar benim okula gelirken sınıftaki 3 arkadaşım ya da yan sınıftaki 3 çocuk önümü kestiler. Harçlı mallar beni dövdüler. Sınıfa geldim ağzım gözüm dağılmış. Ağladım mağladım. işte gene böyle erkeklerle kızlar bir ilgilenir falan bilmem ne. Ne oldu Selim? Vallahi 3 çocuk arkadan saldırdılar. Teker teker gelseler ben onların ağzını buluruma karardım. Bir anda sargılar, saldırılar Karşımdan gelse benim o üçünü de döverdim. Vallahi ben müdüre söz verdim kavgaya karışmayacağım diye. Yoksa ben onların hepsini perişan ederdim. Bak okul bitsin onlara neler yapacağım hepiniz göreceksiniz. Ne yaptım? Savunma mekanizmalarıyla bir şekilde töler edebildim, başa çıkabildim. Ama ikinci gün oluyor, bir hafta sonra bir daha oluyor, bir ay sonra bir daha oluyor. Artık beynik dağılmaya başlıyor. Bu arkadaşlar zorbalık demektir. Hem zorba çocukların hem zorbalığa maruz kalan psikolojik desteğe ihtiyacı var. Okul genelinde önleyici çalışmalara ihtiyaç var. Unutmayın. Bir diğer kavramımız arkadaşlar siber zorbalıktır. Siber zorbalık arkadaşlar teknolojik araçlar yoluyla yapılan zorbalıktır. Yani Instagram'la ki son dönemde oldukça yaygındır. Ee, çocuklar arasında işte Instagram'da bir de yorum yapıyorlar sonra geliyorlar kavga ediyorlar falan filan. Arkadaşlar daha dediğim gibi birçok şey yazabiliriz. Ama önemli arkadaşlar kişisel sosyal rehberliğin mantığını kavrayalım. Evet arkadaşlar aslında bugün bayağı güzel şeyler yaptık. Tabii ben bugün yaptım da siz artık ne zaman dinlersiniz aynı gün <laughs> bilmiyorum. Şimdi gelişim alana göre rehberli 3 ayırdık arkadaşlar. Eğitsel akademik rehberlik, ve sosyal duygusal rehberliği bitirdik. Yani özellikle soru kökünde okul, ders, sınavla ilgili bir çalışma var. Akademik rehberliği, bireylerin sosyal ilişkilerinden, duygu davranışlarından, sorunlarına ilgili çalışma var. Kişisel sosyale git. Şimdi arkadaşlar son olarak şöyle bir ipucu vereceğim. Kişisel sosyal rehberlik çalışmaları arkadaşlar daha çok diyeceğim. Daha çok psikolojik danışman yaparak. Yani biraz ayrıntı bilgi olacak ama biz çalışmalar aslında ikiye ayırıyoruz. Önleyici çalışmalar, daha doğrusu önleyici geliştirici çalışmalar ve iyileştirici çalışmalar. Şimdi eğer soru kökünde önleyici geliştirici çalışmalar varsa öğretmenler de yapabilir. Bakın mesela biraz önce cinsel eğitimden bahsettim. Bakın bu önleyici geliştirici çalışmaları. Öğretmen de yapabilir. Mesela bir öğretmen sınıfında selamlaşma konusunda bir çalışma yapabilir. Arkadaşlık ilişkileri iletişim konusunda bir çalışma yapabilir. Kim yapar? Sınıf öğretmeni yapar. Neyin kaftanında? Sosyal duygusal anda. Bazen kaynaklarda görüyorum bunu diyor öğretmen yapamaz sadece psikolojik danışma yapar. Öyle işi yok. Önleyici, geliştirici çalışmaları öğretmenler de yapar. Ama iyileştirici çalışmalar sadece psikolojik danışmanlar yapar. Mesela bir çocuğun selamlaşma ile ilgili sıkıntısı varsa, mesela üç var, öğretmeni görüyor, selam veremiyor. Arkadaşına günaydın demekten utanıyor. Toplu ortamlarda bulunduğu zaman çok tedirgin oluyor. Bak bu bir iyileştirici çalışmadır, sosyal duygusal alandadır, sadece psikolojik danışman yapar. Ama sınıfta selamlaşmayla ilgili etkinlik yapmak geliştirici ve önleyici çalışmadır öğretmenler de kolaylıkla yapabilir. Evet arkadaşlar iki alanı bitirdik. Bizim için önemli olan ki ÖSYM'nin daha fazla soru kullandı. her yıl soru kullandığı, bazı yıllar iki soru kullandığı yeri mesleki rehberlik, yeni adıyla arkadaşlar kariyer rehberliği. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar kariyer rehberliği ile devam edeceğiz.